وقالوا dediler ki mali hada rasul, bu nasıl bir peygamber, bu nasıl bir peygamberdir, ya'kulu ta'ama ve yemshi fil aswaq, yemek yiyor çarşılarda geziyor. Şimdi bunlar bazılarına güvendiler, bazılarına bel bağladılar, ondan sonra ortada bıraktılar, ama bunlar peygamberle de alay etmişlerdi. Allah Azze ve Celle orada cevabını vermedi, tamam mı? Niye şimdi Allah Azze ve Celle az sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşacak? Alimler değişik şekilde mana vermiş. Diyorlar ki bir, Aleyhisselatü Vesselam'a motivasyon olsun diye. Üzülmesin diye. Çünkü icabet etmiyorlar. Daha Mekke dönemindeyiz. Hatırlayın. İkincisi, Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Ya bu adam sizin dininizde pazarda geziyor, yemek yiyor da buna uyarsanız siz de cennete gideceksiniz. Yani cennete gitmek için çok olağanüstü bir şeye gerek yok. Hakik seni uçuracak bir şeyhe gerek yok. İçine gireceğin bir kibrit kutusuna, bir tıra, artık neyse, ne zıkkımsa gerek yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarsan yeter. Bu kadar basit yani. Yani hakik basit gördükleri Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu cennete giden yol. Allah Azze ve Celle onu söylemeye çalışıyor. Allah Azze ve Celle şimdi bu şüphenin cevabını veriyor. Ve ben size ilk bu surede başladığımda bir şey söylemiştim. Hatırlayın. Her bu kafirler bir şüphe getirdiğinde Allah Azze ve Celle o şüpheyi izale edecek. Bakın şimdi Allah Azze ve Celle bu şüpheyi izale edecek inşallah. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Diyor ki Allah Azze ve Celle, senden önce gönderdiğimiz Resullerden her biri mutlaka yemek de yerlerdi, mutlaka çarşılarda da gezerlerdi. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً. Sizden bazılarınızı bazılarınıza fitne kılacağız diyor Allah Azze ve Celle. O zaman ben de şunu sorayım. Fitnesiz dünya var mıymış? Fitnesiz cennet var mıymış ahi? Ahi Allah Azze ve Celle bu kafirleri, Allah bize fitne kılıyor. Tamam mı? Kimin gerçek Müslüman, kimin de münafık olduğu ortaya çıksın diye. Bakın ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Sizin bazılarınızı bazılarınıza fitne kılacağımızdan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musun ahi? اَتَصْبِرُونَ. Sabredecek misiniz? Ahi bu ne demek biliyor musun? Tevhid yolu kolay değil. Cennete giden yol kolay değil. Kafirlere kafa tutmak kolay değil. Kafirlere baş kaldırmak kolay değil. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu İslam devletini getirmek kolay değil. Onun için sen Rabbim sana soruyor. اَتَصْبِرُونَ. Sabredecek misiniz? Rabbimizi sabredenlerden eylesin. Sonra Rabbimiz diyor ki وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يرًا. Senin Rabbin her şeyi çok iyi görendir. Niye bunu sabırdan sonra getiriyor ahi? Sen ne kadar çile çeksen bile, bu yolda seni ne kadar yalnız bıraksalar bile, ne kadar yalancı deseler bile, ne kadar harici, işte siz insanları tekfir ediyorsunuz, siz insanların mallarını, canlarını helal görüyorsunuz deseler bile, Allah Azze ve Celle sana yapılan her şeyi görüyor kardeşim. Senin Rabbin hepsini görücüdür. Senin Rabbin senin ecrini zayi eder mi? Şimdi bu adamlar, biz o zaman da söylemiştik 7. ayeti okuduğumuzda, peygamberin çarşıda gezmesi, ondan sonra yemek yemesinden niye rahatsızdılar? Bak o zaman da dedik, bu adamlar zorba tağutlara alışmış. Zorba tağut aynı bugün olduğu gibi çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor, senin yediğinin 10 milyon katını fazlasını yiyor. Onlar da bu zorbalara alışmış ya. Şimdi bir İslam devletinin reisinin, ki Mekke'de öyle değil de sonradan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çalışmasına mana vermiyorlar. Tamam mı ahi? Niye? Zorba meliklere alışmış bunlar. Aynı bugünkü olduğu gibi. Vallahi bugünkü müşrikler gerizekalı. Ahi adamlar sana diyor ki ya bu hastane yapıyor, bu köprü yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kardeşim babasının hayrına yapmıyor ki, senin verginle yapıyor. Tamam mı? Diyor ki ondan öncekiler yapmıyordu. Ondan öncekiler yiyordu. Kardeşim bu da yiyor. Adam diyor yok ama bu daha az yiyor. Eğer kardeşim hastane yapmak, köprü yapmak, sosyal sistemi yapmak bir şey ifade etseydi, senin geldiğin Fransa'da bu 100 seneden beri var. Fransa'da mı Müslüman? Ne alakası var ahi? Amerika'da mı Müslüman yani? Almanya'da mı Müslüman? Ama ahi işte kapitalist fikir bir kere kafaya girdi mi, vallahi çıkması çok zor. Rabbim bize İslami fikri nasip eylesin.